Selam arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün BİM'e gelen malzemeleri tanıtacağım size, göstereceğim alabildiklerimi. Daha doğrusu işime yarayanları aldım. İşime yaramayan çizme gibi, çanta gibi şeyleri almadım. Daha çok ufak avlarda kullanacağımız malzemeler aldım. Bunları hep birlikte sizlerle beraber bakalım istedim. Zaten Cuma günü gelmişti, daha yeni, 2 gün önce geldi. Hep birlikte Nordpasefi'nin birçok alanda olduğu gibi kampçılık, işte bunun yanında termosu, bilmem ne, çadırı, bir sürü şey getirdiği için bu sefer de balıkçılığa bir takım malzemeler getirmiş. Bunları sizlerle beraber bir inceleyelim. Çünkü şöyle ilk önce bakalım dıştan. Yani şöyle bir modelini yapmış. Gayet renkler güzel. İğnelerine bakmadım daha. İlk defa size açıp bakacağım. 11 santim 13 gram. Yani aslında slice skin ve İşte atarı geniş olan LRF kamışlarıyla şöyle yırtalım arkadaşlar, zaten açacağız. Evet. Üzerine benekler yapmışlar. Yani çok böyle benekler süper durmuyor. Hatta bakarsanız şurada bazı yerleri çıkmış. Ama arkadaşlar şu rapala 22 lira. İğnelerine baktığımda İğneler gayet keskin takılıyor. İki iğneli yapmışlar ama sanki iğneler birazcık büyük. Buna bir küçük, bir tık daha küçük iğne yapılabilir. Zaten bunların halkalarını ve iğnelerini zaten direkt değiştireceğiz. Çünkü bunlar direkt paslanacağını bildiğimiz için en azından rapaların rengine zarar vermesin. Kurşunlu model şaşırtıcı şekilde yani. Aksiyon da güzel muhtemelen. Çünkü herhangi bir sıkıntı göremedim. Şöyle güzel bir model yapmışlar. Yani bu benim için gayet güzel duruyor. Şöyle bir modelini getirmişler. Kırmızı kafa. Arkası gri. Bu da 12 santim 14 gram. Yani gramları aslında biraz daha ağır olabilirmiş skin için. Ama dediğim gibi işte 1.10 gramlı atarlı LRF ile de bunları çok rahat atabilirsiniz yani. En azından ben yapıyorum. Hiç de bir problem yaşamıyorum. İçinden takıldı, evet. Bu da bu şekilde bir sahte. Yani mutlaka siz de almışsınız zaten, bu fırsatı kaçırmamışsınızdır. Yani renkleri zaten dışı saydam, içi renkli. Sadece kırmızı burada dıştan yapılmış sanki. Yani bazı yerleri şöyle bakarsanız yamuk yapmışlar mesela. Yani çok dikkat edilerek yapılmamış. Ama onun dışında dediğim gibi ben fiyat performans olarak bakıyorum. Bunun iğneleri buna göre, evet, boyut olarak yine aynı iğneleri kullanmışlar zaten. Gayet güzel arkadaşlar, ama dediğim gibi bunun iğnelerini ve halkalarını, klipslerini değiştireceğiz. Ondan sonra kullanacağız. Deneme videolarını da beraber çekeriz. Ya gözlerim özleri güzel. 20 liraya boş rapala vermiyorlar arkadaşlar artık. Yani eski rapalayı boyatması bile 20 lira olmuş. 30 lira olmuş. Aynısından bir tane daha almışım. Bunu açmaya gerek yok. Yani 12 santim 14 gram. Bence bu gayet başarılı bir fiyatına göre rapor olduğunu düşünüyorum. Bunu kenara ayıralım. Açtığımızın aynısından bir tane daha almışım. Yedek olsun yani, dediğim gibi. Mutlaka kullanacağımız ve mutlaka da balığın olduğu yerde iş yapacak raporlar. Eğer aksiyonları çok kötü değilse. Yani aksiyonlarını daha hiç kontrol etmedik. Ama BİM'in yaptığı reklama bakarsanız rapalayı su üstünden getirmiş. Çok komik bir reklam yapmışlar yani. Hiç bilmeyen insanların el attığı çok belli. Bunu tekrardan hatırlayalım. 11 santim 13 gram. Bu sahte benim çok hoşuma gitti yani. Görüntü olarak. Ama tabi denemeden sahtenin ne kadar verimli olup olmadığını kesinlikle konuşamayız. Şöyle bir sahtemiz var. Bunun da 12 santim 14 gram diyelim buna. Bu aslında içlerinde en beğendiğim sahte. Maşallah. Şeyine çok iyi yapmışlar. Şuradan çıkaralım, kutusuna atalım. Bu benim favorim arkadaşlar. Yani rengi çok hoşuma gitti. Özellikle böyle lambuk avlarında falan, Ege'de, Akdeniz'de bence çok güzel iş yapacak bir sahte olduğunu düşünüyorum. Bu 3 iğneli yapmışlar. Diğerleri 2 iğneliydi biliyorsunuz. Bu biraz daha büyük. Yani formu mormu çok güzel. Yani şu kaşın ön, şey
Krapolan ön tarafındaki plastiğimiz ya da dalar kısmını sağlayan plastiğimiz de güzel görünüyor. Gözleri de güzel. İçinde boncuk ses de gayet başarılı. Yani bence iş yapacak bir Rapala. Çünkü piyasadaki Rapalılara da baktığımızda arkadaşlar çok dandik Rapalılar var biliyorsunuz piyasa malı olan. Bence onlara nazaran başarılı şey yapmışlar. Bir tane zil aldık. Zaten bu zil her yerde var ama maksat BİM'e gelmiş. BİM'den alalım. Çok da güzel duruyor. Rengi de güzel yeşil. Bunu açmıyorum. Bunu direkt kenara ayırıyorum arkadaşlar. Çok fazla bizim ağacılığımızda kullandığımız bir şey değil. Evet zaten biz makas için aslında gittik. Direkt makasa bakalım. Bu makasın en güzel yanı arkadaşlar. Evet. North Pacific yani gerçekten bunu çok güzel yapmış. Yani öyle kolay cebinde açılacak bir şey de değil. Şuraya basmıyordu. Bazı arkadaşlar buraya basmanı zannetti galiba ama direkt ayırıyoruz. Sert yani bir de. Çok sert. Hatta şöyle bir kağıdımız var yanımızda. Evet yani jilet gibi kesiyor arkadaşlar. İpi de misineyi de çok rahat keseceğini düşünüyorum. Yani gelen en favori ürünüm benim bu arkadaşlar. Makas. Rengi, keskinliği, sertliği çok da sert yani. Öyle dandik bir malzeme değil. Benim çok hoşuma gitti. Şuradan bir tane klips geçirip karabine geçirip belinize, menize, her yere kemerinizi asabilirsiniz ve asla kaybetmeyeceğiniz bir şey. Bu benim favorilerim arasında. Gelelim pense. Yani internette 80 lira, 90 lira, 100 lira fiyat bandında gidip geliyor. Bu benim aslında en çok merak ettiğim aletlerden biriydi BİM'e gelen. Evet, şurasında bir şey kalmış. Şimdi yani mantık olarak aklımda Reaver'ın diğer markaların pen siteleriyle, internettekilerle birebir aynı. Zaten üzerine de bir marka yok. Muhtemelen zaten Reaver Mirror'da aynı penseyi kullanıyor. Bunu da bakalım keskin tarafı kesiyor mu? Yani tırtıklı kesiyor. Gayet güzel. Hatta daha sert üzerinde deneyelim. Evet arkadaşlar yani şey gibi jilet gibi bu da kesiyor. İpin misineyi her türlü keseceğine eminim. Ama benim evdekilere göre biraz daha tırtıklı kesiyor bir tarafı. Ama yine de her türlü işimizi görecek. Küçük avlarda bir pense. Benim favori ürünüm buydu. Burasında emniyet yapmışlar. Standart zaten. Eminim ki evdeki Reaver'la da aynı malzeme kalitesine sahip bir pensedir. Ondan sonra adamlar kutu getirmiş arkadaşlar. 20 lira. Yani 20 liraya bakkaldan artık cips alamıyorsun. Şimdi bu bölmede 1, 2, 3, 4, 5 bölme, 6 bölme var. Kapağı birazcık şu kapanan kısmı hafif tutuyor ama düzgün kullanırsan kesinlikle bir problem çıkarmaz herhalde. Çift taraflı yapmışlar. Aynı şekilde burada da 6 bölme var. Dedim ki sadece ben kapağından biraz şüpheliyim. Ama onun dışında absürt küçük malzemeleri saklamak için yani değerli olmayan. Çünkü bu kapağı açıldı mı içindeki malzeme çıkar gider. Saklamak için birebir yapmış adamlar. Bence mükemmel bir fiyat performans ürünleri hepsi. Evet. Pensenin yanında internet ekillerin yanına bile koymuyor. Reaver mesela bunu koymuyor. Ben Reaver'ı kullandığım için söylüyorum. Reaver bunu koymuyor. Bunu çok güzel bir şekilde artık bir yerden geçirirsin. Şuradan tabii burası değil de buradan geçiriliyor. Şu an geçiremem. Geçirdikten sonra tak beline. Yanında kullan. Esnemesi de güzel. Bayağı da hoşuma gitti yani. Bunu evdeki pensi de kullanacağım. Bu yedek olarak kalacak. Gayet güzel. BİM'de işimize yarayan malzemeler arkadaşlar. Biz bunları aldık. Yani rapalarımızı bir daha gösterelim hızlıca. Kırmızı kafa rapalı aldık. Bizim hoşumuza giden bir rapalı. Benekli rapalı aldık. Yine kafa kırmızı, gövde sarı, altı şeffaf. Bunlar da hoşumuza gitti. Bunların hepsini kullanıp deneyeceğiz. Onunla videosunu çekeriz. Şöyle yeşil, sarı, kırmızı bir rapalımız var. Zilimiz var. Yemli de kullandığımız zaman biz kullanmıyoruz. Makas ve pensemiz var arkadaşlar. Burası böyle. Şunları şöyle biraz ileri alayım. Arkadaşlar BİM'den aldığımız malzemeler bunlardı. Bunların yanında biz bir de kendimize tatlı su için sipariş vermiştik. Onlar da geldi. Bunlar da bu videonun içine birleştirelim. Beraber olsunlar.
Fishhub'ın ürünleri arkadaşlar. Fishhub zaten çoğunuz aslında takip ediyorsunuzdur. LRF Türkiye kanalı var. Sadece LRF üzerine yaptığı avları paylaşan Emre abi. Onun internet sitesi var. Sahte kutum diye. Oradan aldım. Zaten başka satan bir yerde yok bildiğim kadarıyla. Ondan temin ettim. Size alta yine linkini koyarım. Hoşunuza giden ürünlerse siz de bakıp alabilirsiniz. Yani biz bunları purchase için kullanıyoruz. Gelin bakalım malzemeler için birlikte. Arkadaşlar doğal renkleri tercih ettik. Motor Oil Paper U-Sheet bu. Bu çok kolay bir kopan sahte değil. Yani elastiği çok güzel. Doğal renklere çok yakın renkler gölet için. İçinde 10 tane var. Bu 50 milimetrelik. 50 milimlik. Çok gayet boyutları çok uygun. Tam bir Perchove için kullandığımız malzemelerden biri. Aynı şekilde zaten Fishhub'ın tantasını bilmeyen yoktur herhalde. Watermelon Seed modeli bu da. Bu da 50 milimlik. Bunların hepsi zaten genelde 40 milim, 50 milim, 60 milim boylarını geçmeyecek şekilde kullanıyoruz. Özellikle İstanbul sular için yani Ömerli olsun, Gebze, Denizli Gölü olsun videolarda da paylaştığımız yerler. Bunlar gayet başarılı. Ben hep doğal renkleri tercih ediyorum. Hani avların %70'lerden kullandığımız renkler doğal renkler. Bu da bu şekilde. Bunun içinde 10 tane var. Bunları kış boyu bir de idare etsin diye aldık. Yine aynı şekilde Tanta'nın Motor Oil Paper rengi. Diğer renkler ilk gösterdiğim sahteyle aynı renkte. Bunları zaten hepiniz internette videolarında görmüşsünüzdür. Mutlaka hepinizin çantasında da olan sahteler silikonlar. Bu da aynı şekilde 10 tane var içinde. Bu da 50 milimlik. Çok güzel renkler. Bunlarla ilgili zaten videosunu direkt avlarda göstereceğim size. Yani kullandığım malzemeyi. Sırf bunlarla av yapacağım için söylüyorum. Bu da 60 milimlik arkadaşlar. Green Pumpkin Seed modeli bu da. Bu biraz daha büyük purse'ler için aslında aldım. Hani şu 50 milimler biraz daha ufak zaten. Boyut farkını da görüyorsunuzlar da. Bayağı kalınlık ve boyut farkı da var. Bu biraz daha iri purse'ler için. Bazen işte ufak turnalarda atladığı için bunu da kullanırız. Ufak göletlerde özellikle çok güzel işler yapar. Sahtelerden biri bu da boyut olarak. Renk diğerleriyle aşağı yukarı aynı renkler zaten. Prolure marka var. Fishhub'dan farklı olarak. Yine sahte kutumdan LRF Türkiye kanalının üzerinden ulaşabilirsiniz. Arkadaş şu sahte çok güzel. Yani bu da Pedal Grab Mango modeli. Renk mango. Yani turuncu, kahverengi, kırmızı. İçinde her şey var. Şu an açmadım ama yani işte vıcık vıcık olmasın diye. Simli ve kolayca kopan bir malzeme değil. Bu da arkadaşlar iri pörçler için aslında turnuva pörç için çok uygun bir sahte. Tekrardan şöyle bakacak olursak Prolure almışız. Fishhub'dan 4 paket almışız Tanta'dan. Ve U-Sheet var içinde bir tane. Çok güzel ürünler. Yani bunları denemek için zaten kullandığımız ürünler de. Tekrardan kış aylarında bunları denemek için de sabırsızlıkla bekliyoruz. Bundan sonraki videomuz da o zaman yine Bellybot'la bir perch avı olur. Yani turnuva yasağı geldi zaten biliyorsunuz. Turnuvaya yönelik bir av yapmayalım ki zaten salvrak yapıyoruz ama yine de zarar vermeyelim hayvana. Perch avlarını bir dahaki videomuzda Ömer'le yaparız bunu da. Çünkü Denizli Gölet'i yaptık. Denizli Gölet'indeki balık durumu çok zayıftı. Bir de Ömer'liği deneriz. Zaten havaların son güzel olduğu zamanlar. Bugün ayın 14'ü 15'i. Bundan sonraki havalarda zaten bu karmar gelir. Daha da av yapamayız. Arkadaşlar bu şekilde videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.